Sunumdan önce çok heyecanlanıyorum diyorsanız çok iyi. Çünkü sunuma enerjinizi yansıtacak bir tutam adrenalin her zaman iyidir. Sahne sanatçıları da her seferinde tatlı bir heyecanla sahne alırlar. Elbette her şeyde olduğu gibi heyecanın da fazlası zarar ve elbette profesyonellik gereği heyecanı olduğu gibi yansıtmamak önemli. Bir formülü var mı derseniz bu konuda psikologların tavsiyelerine kulak vermek lazım. Ancak kendi başımıza da uygulayabileceğimiz yöntemler mevcut. Öncelikle hazırlık. Ne kadar hazırsınız? Bir kontrol listeniz olsun. İçeriğiniz hazır mı? Fiziksel ortamınız, yani hem kendiniz hem sunum çevreniz hazır mı? Teknik ve psikolojik hazırlıklarınızı yaptınız mı? Beden diliniz ne kadar hazır? Elbette hepimizin beden dilinde yaptığı hatalar var. Önemli olan onların farkında olmak ve kontrolünüzde olmasını sağlamak. İnteraktiflik kurgularınız hazır mı? Katılımcıyı nerelerde katılacaksınız? Heyecan kontrolünüz, ses hazırlıklarınız, gelebilecek soruları önceden düşünmüş olmanız ve cevaplarınızı hazırlamış olmanız tümü tamamsa Artık sunumunuza tam hakim konumdasınız. Ne olursa olsun her durumu kurtarabilirsiniz. Çünkü hazırsınız. Hazır hissetseniz de kalbiniz çarpacaktır. Çünkü onlarca kişinin önüne çıkıyorsunuz. Katılımcıların ne yaptığını, size baktığını düşünmeden siz kendi konsantrasyonunuzla ilerleyin. Çünkü salondaki bakışları düşündüğünüz anda zihniniz kontrolü ele alır ve ne kadar hazır olursanız olun teklemeye başlayabilirsiniz. O nedenle açılışınızı zaten hazırlamıştınız. Defalarca prova edin ve hazırladığınız açılışa bağlı kalın. Mükemmel bir açılış yaparken otomatikman sahneye alışmanız gerçekleşecek. Devamındaki akışta rahat hareket etmeye başlayacaksınız. Mümkündür Açılışı çok takmışsınızdır. Çok iyi yapmanıza, çok iyi hazırlanmanıza rağmen hemen sonrasında takılabilirsiniz. Çünkü sadece başa odaklanmış olabilirsiniz. Tabii böyle olmaması için yine önce devamına da hazırlanmalısınız.